Tekrar beraberiz sevgili seyirciler. Günlerden pazar. Gökmen abi, ne Galatasaray'ın futbolunu, abi, ne Bursa'sını, ne başkasını konuşuyoruz. Kardeşim. Şimdi, dur Ahmet Hoca'yı alsana şu Ahmet Hoca'ya al yani. Özür diliyorum yani sen ağzından. Ya. Sen al gel ya. Al gel Ahmet Hoca'yı öp ya. Sarıl Ahmet Hoca'ma ya. Sarıl ya Ahmet Hoca'ma sen. Ya gel al. Ya, ya. Sarıl öp Ahmet Hoca'yı ya. Ha? Tamam tamam hadi büyütmeyin hadi. Aa, yapmayın beyler ben yaşlı başlı adamım üzmeyin beni ya. Şimdi ben yokken neler konuştunuz? Gökmen abi. Şey, Ahmet Hocam üzülmüş. Hocam şu anda tamam. Sevgi Gökmen abi de ezdirecek halimiz yok. Tamam bakın ya herkes kalksın yani. Keyfiye. Buyurun. Şunu söyleyeceğim. Şu anda Türkiye'de tabelada ikinci sıradayız. Beyaz futbol çizgisi. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Yorumlarınızı, attığınız tweetleri tek tek reklam arasında yorumcularımızla beraber okuyoruz. Sizden gelen yorumlar bizler için çok değerli. Tweetlerinizi arkadaşlar sürekli alttan veriyorlar. Sizlerin bu programa yapmış olduğunuz katkı bizden daha fazla. Onun altını çizerek söyleyelim. Bizi her zaman zirveye taşıyorsunuz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Hocam evet, diyorlar ki Ahmet Hoca. Evet. Çok özür dilerim Abdülkerim abi. Ahmet Hoca ile ilgili değil. Ahmet Hoca'dan merak ettiğim bir şey vardı. Sen söyle. Evet, ben Ahmet Hoca'ya onu söylemem lazım. Topla anlatabilir mi? Bu pozisyon ayaktan çıktığı an mı yoksa topa ilk dokunulduğu an mı? Şimdi, offside anlamına ben geliyor. Ben bir şey söyleyeyim Ahmet Hoca'ya. Ahmet Hocam bak bir şey söyleyeyim. Temin dedin ki hani var odasında öyle bir teknoloji var mı onu merak ediyorum insanlar da. Yani şöyle bir şey var. İstediği an düğmeye basabilir mi? Öyle bir aynen şey var mı? Var mı yani benim elimde? Eğer bu varsa ben de bir görüntü var hocam. Konuşmayalım abi hiç ya. Ver hocam. Ver bak bende bir görüntü var gösteriyorum sana. Eğer bu imkan varsa arkaya o çizgiyi verin arkadaşlar. Bu dediği gibi ya bilgisayarla bak. He. Bak hocam. Bak şimdi. Nasıl oluyor bu abi? Bu? Bak. Şu an bu oluyorsa bak, bitmiş mi futbol ya. Bak, eğer bu yapılabiliyorsa istediği an düğmeye basıyor. O çizgiyi arkaya da verelim. Şimdi bakın arkadaşlar tezgahı anlatıyorum size. Tezgah bu akşam abi birileri penaltıyı zaten saymıyorum ona birazdan geleceğim de bu offside olayında iş üzerinde yakalandılar. İş üzerinde yakalanan zampara der ki karısına yanlış gördün. Doktorsa ben onu muayene ediyordum. Mühendise ben onu ölçüp biçiyordum. Şener Şen'in bir filmi var. Sekreter yaz kızım. Yaz kızım diyor. Yaz çamaşırları ile kullanıyor. Yaz kızım diyor. Şimdi bakın. Şener Şen'in öyle bir filmi var. Kimse gerizekalı filan değil. Değil mi Sinan? Ben kimse tatbikiyor söylüyorum. Gökmen abi, yaz Gökmen kızım. Özdarak şu andaki VAR odasında düğmeye basan VAR hakemi. Tamam? Evet. Sağ elini göreyim Gökmen abi. Orada da bir düğme gibi bir şey olsun. Bas dediğim zaman basarsın. Şimdi bakın. Topla son oynama, ilk oynama diye bir şey yoktur. Bakın. Ben şu anda topla gidiyorum. Tamam. Topla gidiyorum. Top ayağımda. Saniyenin yarısı sonrasında da düğmeye bak. Bak şu anda. Bas düğmeyi. Geç oraya Apo. Geç oraya. Apo'da offside'deki Onyekuru. Dur abi sen de görüntüye gir. Kadraja gir yani. Gel biraz da. Gel biraz. Dur. Dur. At önüme diyorum. Tamam. Şimdi o Onyekuru Sinan'da defans oyuncusu. Geç abi. Ertuğrul'sun sen. Evet. Şu anda şöyleyiz. Abdülkerim'le Sinan tamam, aynı öndesin. Evet. Tamam. Ben çok net pası verdiğim an topa vurduğum an budur bak. Ver geri bana tekrar apo. Gökmen abi basacağın zamanı söylüyorum. Topa vurduğum an bas. Offside yok. Gökmen abi sandalyeyi çeksin. Offside yok. Bu anda basarsan offside yok. Offside yok. 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 Tamam. Fakat futbolda hep böyle olmuyor pas. Tık diye pas olmuyor. Bazen sürüyorsun, alıyorsun, sonra çıkartıyorsun. Evet. Top ayağımda sürmek anıyla vurmak anı arasında fark var. Söz konusu olaydı. Onyekuru'ya pas veren Emre'nin vurduğu topa vurduğu an federasyonun yapmış olduğu kırmızı mavi çizgideki an değil. Şimdi yerimize geçelim. Şimdi bana tekrar o görüntüleri verin. İş üzerinde yakalandılar ya. İş üzerinde yakalandılar ya. Sinan abi. Sinan bravo. Bravo. Şimdi bakın. İki görüntüyü de verin. Sinan abi topu özlemiş. Bakın. Hiçbir oyuncu bakın soldaki yani Gökmen abiye yakın olan karede zaten sabit ayak. Biraz daha yaklaşırsanız bana. Evet. Hiçbir futbolcu sağ ayağı biraz havadayken sol ayağıyla topa vurmaz. Yapışık zaten ayağına. Sol ayağına topa vurabilmen için ki Emre pası sol ayağına veriyor. Evet. Sağ ayağını tutman lazım. Basman lazım yani. Aynen öyle. O
topla oynanma anı değil. Topla oynanma anı sağdaki kare. Ha sağdaki kare. Onyekuru offside mı diyeyim, onu çizmek lazım. Onu çizmemişler. Ama solda top hala ayağına yapışırken o vurma değil. O top teması var. Topla devam etme anlamındadır. Orada basarsan Onyekuru'yu 10 santim offside değil gösterirsin. Ama sağdaki topa vurduğu an, ki ilk vuruş, son vuruş odur. Zaten topa bir defa vurur. Aa, hocam bu düğmeye oradaki el mi? Tabii mesela ki. Mesela diyelim ki Cüneyt Çakır mı basıyor? Tabii ki. Oradaki hakem basıyor ona. Hayır tabii o ki. O elektronik değil. Aynen mi? Bakın neye benziyor. O zaman olmaz ki bakın bu ya. Bakın niye elektronik? O istediği an basar. Bazı bilgisayar oyunları vardır, bilir misiniz? Bunun elektronik olması lazım. Otomatikman basılması lazım. Bazı bilgisayar oyunları vardır, çocuklar İnsan oynar. İnsan bunu yanlış aslında basar. Aslında eskinler de oynar. Ne yaparsınız? Böyle oynatırsınız, döner böyle şey. Bir basarsınız düğmeye. 16 geldi. Hani şey rulet diye. Evet evet. Ama evet, bunlar rulet rulet kötü evet, şeyler evet. Ama. Hani düğmeye evet. Saniyenin evet. Yarısı kadar eksik basarsan. Ama bir sıkıntı olmuyor. 38 kırmızı geliyor. Ama hocam bu sağlıklı bir şey değil ki ya. Şimdi burada burada insan faktörü düğmeye basıldığı andır. Düğmeye basıldığı an topa bilgisayar, topa vurulduğu anı bilgisayarın yorumu yok ki. Ya hocam bu çizgi yamuk değil mi ya? Hayır değil. Ya yamuk baksana hayır, yukarıdan yamuk. Aşağı gelirken. Sinan. Yukarıdaki altı pasa bak Sinan, gelirken. Yamuk, ben o yamukluğun artefakt olduğunu düşünüyorum. Yani artefakt nedir? Görüntü bozukluğu diyelim. Şimdi. Hocam şimdiden önce bir ricada bulunabilir miyim? Buyurun. Bir hani çizgi filmde oynatır gibi arkadaşlar yapmışlar. Maçın canlı görüntüsü falan değil bu. Onu söyleyeyim. Özet görüntüsü değil. Bir ekrana getirebilir miyiz onu? Tekrar söylüyorum özellikle yayıncı kuruluşa. Kesinlikle burada maçtan görüntü hani canlı görüntü almadık. Tamamen çizgi film şeklinde oynatılan bir kare işte. Yapılmış. İşte yapalım. Ve hocam bak. Bak çizgiyi burada hocam, çekmişler. Hocam görüntüye bak Ahmet abi. Evet bu. Evet oynatın arkadaşlar. Aynen öyle. Demin de bak ben de görüntü sana gösterdim bir görüntü hocam. Bak. Evet. Topa vurma anı budur işte. Evet bu. Topa vurma anı budur. Ötekisi top blokededir. Daha top kontrolündedir. Evet. Peki şimdi bunu geçelim. Burada bir defa bir inceden iş üzerinde yakalanma var. Ve maalesef isim vermeyeceğim bazı eski hakemler sosyal medyada ilk vurma son vurma filan kılıfına sokuyorlar. Şimdi ben size bir kılıf hazırlıyorum. Cüneyt'ciğim, evladım. Seni çok severim ve şunu da söylüyorum. Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi veya mevcut günümüzde en iyi üç hakeminden birisin. Geçen sene Real Madrid Bayern Münih maçı muhtemelen çeyrek finaldi Şampiyonlar Ligi'nde. Veriyoruz. Bir hata yaptım. İnsanidir. Tam ekran ama veriyoruz. Geçen sene var yoktu. Bu değil. Bu değil. Geçen senekincisi yok. Geçen seneki. Bu Ponto maçı. Geliyor. Üçe kadar say içinden hocam. Bir. İçinden diyor dışına. Üç. Beşe kadar say hocam. Dört. Geldi. Beş. İki tane Ainz, daha uzat hocam. Zwei, unser. Ha, şimdi. Yer tam ekran. Madrid Kont Barnabaya ustadı. Santiago Barnabaya. Dakika evet. 46. Bayern Münihli oyuncu sağdan ortalıyor. Kırmızılı Bayern Münihli. Kimmiş? Muhtemelen. Kimmiş değil mi bu? Kimmiş? Sabek Kimmiş. Evet. Kesen de muhtemelen Marcelo. Real Madrid'in sol beki Marcelo. Marcelo, evet. Marcelo. Tam ceza alanının Emre Taşdemir gibi bulunduğu yerde. Ceza alanının kök çizgisine yakın evet. Yerde. Marcelo, bakın topu böyle kesiyor. Şu Marcelo'nun kestiği top bugün size Bursaspor Galatasaray maçında bir şeyi hatırlatıyor. Aynı, hatırlatıyor. Aynı, birebir aynı. Aynısı. Türkiye'ye ne soruyorum. Birebir aynı. Ne orada? Burada görmedi. Sonra UEFA açıklama yaptı. Dedi ki pozisyon açık bir penaltı. Lakin. Ha. İki görüntüyü yan yana verebiliyor muyuz Reci? Lakin Cüneyt Çakır'ın bunu görmemesi insanidir. Aynen top böyle bloke edilmedi. Hani topu kesersin de top tekrar geldiği yere kimliğin evet, önüne gider. Evet. Bugün kesersin de top tekrar Bursa sporlu oyuncunun önüne gider. Değil. Öyle değil. Ellerine vuruyor sıyırıyor. Evet, tamam. Vuruyor sıyırıyor. Evet. İşte. Evet. Bakın sağdaki Real Madrid Bayern Münih maçı maçın hakemi. Cüneyt Çakır. Soldaki de Bursa Galatasaray maçı. Maçın var hakemi Cüneyt Çakır. Çakır. Sağdaki olayda diyorlar ki zaten Şampiyonlar Ligi'nde VAR sistemine geçme argümanı olarak UEFA 3 tane majör örnek verdi. Hakem insandır. Hakemin de iki gözü var. Süperpoze olursun. Engellenirsin. Oyuncuları arka arkaya görürsün. Falan gibi. Onun için VAR'ı getirelim ki çünkü dediler geçen sene bakın bu yüzden
Bayern Münih Şampiyonlar Ligi'nden elendi. Real Madrid yarı final oradan, final oradan da şampiyonlar gitti. Oysa ki bu penaltıyı verseydi muhtemelen Bayern Münih dakika 46 45 artı çok girdi. Çok kritik bir dakika, uzatma, artılar oynadı. Bu golü atsa deplasmanda atıyorsun. Evet. Bunun için VAR'ı getirelim dediler. Bunu söyleyen ben değilim, UEFA. Cüneyt Çakır da aklı var, dedi ki insanım göremedim, VAR olsaydı bakar penaltıyı verirdim. E Cüneyt kardeşim, Riva'da çayın kahven önünde VAR odasındasın. Senin başını derde sokan, Bayern Münih'in haksız yere elenmesini sağlayan, UEFA Cüneyt de insandır hata yapar, VAR'ı bu yüzden getiriyoruz dediğin bir olayda sen bu pozisyonda penaltı için niye hakem Suat Aslan Boğa'yı kabine davet etmedin? Neden sence hocam? Esas kritik soru bu işte ama. Şimdi bunu üç tane öyle güzel anlattın ki UEFA böyle dedi, sen de insansın. Hayır, aksine desinler ki hayır. Demek ne UEFA'yı dinliyor? Bir dakika, hayır. Ne şimdi bak, kimse ben yalan söylüyor da olabilirim. Ben yalan söylüyor da olabilirim. Lütfen girin internet var herkesin evinde. Geçen sene Real Madrid Bayern Münih maçını kim yönetmiş? Real Madrid tur atlamış. Bu pozisyonda orada tabak gibi görürsünüz. Oo, tabak, tabak. Bizde sahtekarlık yok. Bu akşamki pozisyona bakın. İki saat önceki Kayseri Başakşehir'deki pozisyona bakın. Evet. Efendime söyleyeyim, çocuklar hoş gelmişsiniz. Bakın, ne olduğunu anlatın. Tuhaf insanlar geldi, kusura bakmayın. Değişik adamlar geldi. Ya Cücücüm, şimdi Cüneyt'cim, sen de telefonumu biliyorsun. Cücücüm diyor. Şunu da diyebilirsin. Cücü, abi ben hata yaptım. Bir şey söyleyebilir miyim? Cücü deme hocam. Abi benim evladım o ya. Evlat da hocam, cücü demeyelim ya. Evladım ben ya. Bir dakika ya, sana Erto derken ne oluyor? Tamam, bana Erto demem. Gök diyorum, bana Apo diyorum. Ama Cüneyt Hoca diyelim. Bazen reis diyorum, şey mi bu yani? Çok takıldık buna be. Peki. Ama çok takıldık ya. Sonuç. Kara el hokkabaz gibi oynattı Türk futbolunu. Benim canım Bursa'yı, ki Bursa'yı çok severim. Önemli bir futbol şehridir. Orada nefret ettim. Bir tane adam var, bir avukat, o kendini biliyor. Bir avukat var, ismini vermeyeceğim. Bursa Spor yemedildi bu gece. Hocam şu Fen Fatih'e evet, buyurun bir soru sorabilir miyim? Sonra Sinan abi. Özür dilerim. Ahmet Hoca diyor ki Bursa Spor yemedildi. Tabii ki yemedildi. Bugün Bursa Spor'un yerinde Kayseri, Malatya, Akhisar, evet. Trabzon. Evet. Trabzon saymayayım. Trabzon. Tamam neyse. Bu takımlardan biri olsa yine yemedilir miydi Ahmet Hoca'ya göre? O fikre göre. Farklı bir konu. Yani Bursa Spor'un yemedildiğine inanıyor musunuz? Yemedildi olayı farklı bir konu. Bakın bunu çok geniş olarak tartışabilirsin. Yani lige ayar verildi, Galatasaray devreye sokuldu, son 7 hafta 8 hafta daha işte daha heyecanlı çekişmeli geçsin denilebilir, Galatasaray falan filan her şeyi tartışılabilir ama burada Bursa Spor'u kimse düşünmedi. Bir kere ben bu hakim, bu maçın VAR hakemi Cüneyt Çakır olmaz olduğu zaman kafamda soru işareti olur. Neden? Bilmiyorum. Ne demek bu? Nedeni artık belli. Yani Cüneyt Çakır niye buradan kalkıyor, koçu Cüneyt Çakır Bursa'ya niye VAR hakem olur abicim? Olmaz. Bursa'da var, değil, hakemleri Bursa'da değil, Riva'da. Hayır, tamam, hayır, hocam. Bursa'daki yani maçta. Bursa'daki maçta, tamam, tamam, niye Cüneyt Çakır oluyor hocam? Herhalde oraya gitme, Riva'da oturuyorlar. UEFA'nın bu konuda bir açıklaması var, evet, diyor ne, ki. Ne gerek var? Orta hakemden daha yetkili, etkin kararlar verme vazifesine sahip. O zaman şu yani artık. Yani maçı yönetenden daha etkili var. Şu o zaman, var. Şu gerçek çok var. Çok özür dilerim, neden biliyor musun Sinan abi? Bununla ilgili çünkü uzak Katar'a, o zaman şu gerçek yanılmıyorsam var. Katar'da Erten. Eğitimler alıyorlar. Uzak Doğu'da eğitimler alıyorlar. Şu gerçek var çok artık. Önem veriyorlar. Bundan sonra böyle. Artık abi VAR önemli. Orta hakem önemli değil. Orta hakem çok artık övertir. Öyle şey olur mu? Artık yok. Hayır abi. VAR, bakın ben hocaya katılmıyorum. Suat Aslanbağ iyi falan. Hayır abi. Suat Aslanbağ bir dakika ben görmek istiyorum diyecek. Hakkın yok. Ama olmaz. Hakkın VAR'a teslimsin. Hakkın yok. VAR'a teslimsin. Hakkın yok. Abi göreceğim, vereceğim penaltıyı sen. Hakkın yok. Abi VAR'a teslim. Görmemiş hakem. En azından yandaki yan hakem vardır. Abi bak. Hocam hakkın yok. Hocam tamam da VAR en azından orta der ki ya Cüneyt hocam abi Cüneyt abi bir bak yani bir daha ama bak ben gördüm ya. Falan ya, filan et, gördüysen çalmayacak o da abi gördüysen çal kariyer olarak bak çekiliyor aslında kariyer olarak sahadaki hakemden şey olarak yani kariyer olarak üstündür de olmaması gerekiyor yani çekiniyor aynı seviyede olması gerekiyor dedi. Birbirlerine danışabilsen konuşacak şimdi şu da olabilir. Utanıyor olabilir. Yahut da ne bileyim Cüneyt Çakır'a şunu diyebilir. Ya hocam falan yok tamam kardeşim devam et dediği zaman ne diyebilir? Bugün dünyada 3-4 tane hakemden bir tanesi başarılı. Öyle şu, mi? Abi. Diyemez. Şu hiçbir şey diyemez. Fatih Hoca'nın konuşmasını vermiyor musun? Suat Aslanbağ bunu gördüğü an kendi verecek abi o zaman. Abi göremezsiniz. Beyler bu pozisyonu penaltıyı göremezsiniz. Görün hocam. Hocam ben göremeyebilirsiniz. Hocam hakem verdi diyelim. Hocam. Hocam. Bir tane hocam bak bu pozisyon görülür. Niye görülür? Ben buradayım. Ben buradayım. Yan hakem orada.
Yan hakemin görüş sahası. Biliyorsun yan hakem ya kaldırıyor. Tamam, yan hakem penaltı kaldırmıyor mu? Çok tamam, kaldırıyor. Yan hakemin görüş sahası. Görülmeyebilir. Ben bu insanidir. Hocam ben sana tamamıyla pasifize olmuş hakemler VAR'a teslim olunmuş. Ben sana daha enteresan bir şey söyleyeyim mi? Tembellik yapıyorlar. Bir şey daha sorular geliyor. Yani. Sorular. Geliyor, evet. Bugün Emre Taşdemir'in ikinci sarı kartı diye bir kart yok. Orada kart yok. Emre Taşdemir atılmalı diyorlar. Ben, hayır. Niye? İkinci harekette sarı kart yok. Neden? Bence yok. Var diyor. Bence yok. Var. Bence yok. Bu şahsi görüşüm. Olan hakem de maçı mahvetmiş demez. Ama bence yok. Bugün tekrar söylüyorum. Sahadaki Suat Aslanboğa'yı çok beğendim. Hele hele. Başakşehir, Kayseri maçında iki tane hocam, çok kırdık. Hocam Bursa yemedi Yaşar... diyorsun. Hakim ya, beğendim. Hakem değil. VAR hakemi yaptı. VAR hakemi ne yaptı? Abi orta, o zaman benim için orta hakemin de değeri yok. Yok dedik ki zaten. Orta hakem çok iyi maç yönetti dersen o zaman burada bir çelişki var bizde. Burada o zaman sorun, Bursa'yı yemediler. Burada sorun şu. Yani. Suat Arslanboğa bence şu anda hakemlerin en başında kim var? Cüneyt Çakır yok mu? Başı demeyelim. En kıdemli. Hayır, en kıdemlisi. Suat Arslanboğa'ya Cüneyt Çakır bir şey anlattığı zaman Suat Arslanboğa'nın etkide kalması ihtimal midir? Evet. Mesela Sinan abi var odasında. Bir şey anlatmıyor. Ben de orta hakemim. Yürü Erto diyorum. Yürü Erto. Sinan abi diyor ki yürü Erto diyor bana. Bence gerçekten hayır. Diyorum ki diyorum ki şimdi Cüneyt Hoca'nın UEFA'da çok büyük etkisi yok mu? Yetkisi aynen, yok mu? Var. Yetkisi yok, etkisi var. Çok güvenilen bir hakem. Sinan abi bana diyor ki VAR odasından. Erto ben ister hani bana göre bu böyle. Tamam yürü Erto da Sinan abi. Yürü diyor. Ben de ne diyeyim? Sensin. VAR'da. Yani aynı şey mi hocam? Peki Cüneyt'ciğim onun ya, için Suat Arslanboğa olarak kalırsın tamam, işte. Cüneyt Çakır'ın etkisine kalırsan. Bir dakika. Orada seni dinlemiyorum arkadaşlar. Cüneyt Hoca derse. Yiğidi öldür hakkını öldür. Seni dinlemiyorum Cüneyt Hoca. Kulaklığı at yürü. Kayseri başkanını da izledim. Kayseri, doğru. Kayseri Başakşehir maçını Yaşar Kemal Uğurlu çok zor maç olmasına rağmen 10 üzerinden nasıl bir adam 11 performans gösterir öyle öğretti. VAR'ı çok iyi kullandı. Bakın ilk gol. Öyle kritik ki Kayseri'nin attığı ilk gol. Kalecinin önce topla teması var. Hı? Bir ara topla el temasını kesip bu anda vuruyor gol geçerli. Nedir bu? Kaleci yerde yatsa bile topa eliyle temas ettiğinde topa dokunamazsın. Bir an elini çekiyor kaleci Mert. Topla birlikte Şamil'in poposuyla birlikte top içeri giriyor. Gol geçerli. İkinci penaltı da doğru. Doğru. Fatih abi. Fatih Hoca'nın basın toplantısını ekranlarınıza getireceğiz. Bu arada Twitter'dan Beyaz Futbol çizgisi etiketiyle bizlere yazmaya devam ediyorsunuz. Sorularınızı, yorumlarınızı, görüşlerinizi alıyoruz ama Instagram kullananlar da çok. Twitter'ı olmayanlar çok. Instagram'ı olanlar çok. Instagram'da Sinan abinin Instagram adresi Sinan Engin. Sinan abiye bol bol DM atabilirsiniz. Sinan abi ne yaptı? Ya, çok ne güzeldi. Benim Ertem Şener oradan da bol bol yazabilirsiniz. Abdülkerim Durmaz, Ahmet Çakar Official. Sevgili seyirciler, Gökmen abi Snapchat kullanıyor. Yok öyle bir şey, şaka yaptım. Pronto. Evet, Fatih Hoca'nın basın toplantısını bir ekrana getirelim. İnşallah etkisi olmuştur. Yoksa işimiz zor olur. Arkadaşlar, ilk yarının izahı yok. Oynadığımız kötü oyunun izahı yok. Yani onu bazen izah edemezsiniz. Ve futbol sahada oynanan bir oyun ve oynanması gereken bir oyun.